Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan VidiSport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhaba. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34. haftada oynanan Amedspor, İnegölspor maç sonuç değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Furkan Özkara ile bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Can. Hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza hızlıca başlayalım. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Spor Trivela'nın Instagram hesabı başta olmak üzere sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Yine golver.com'dan da analizlerimizi, yorumlarımızı inceleyebilirsiniz diyelim. Varsa ekleyeceğim bir şey alalım. Tabii. Güzel bir hafta sonu oldu. Bayağı da yoğun geçiyor. Tabii. Biliyorsun, hem birincilik maçları, Süper Lig'de maç yoktu ama hem ikincilik maçları. Kastamonu Spor puan kaybetti ve Amedspor puan farkını 3'e çıkarttı. Evet. Kastamonu'ya beraberlik şeyiyle daha çok, hani bir puandayken de belki beraberlik avantajı vardı ama bu sefer daha çok fazla var bence. Çünkü puan farkı 3 olarak gidiyor. Zaten tek tek konuşacağız. Ben de izleyen herkesten öncelikle abonelik, ardından videomuza beğeniyorum ve özellikle sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmelerini bekliyoruz. Peki. Zaten Kastamonu Spor'un Denizlispor deplasmanında zorlanacağını da söylemiştik. Çünkü evet, Denizlispor biliyorsun iç sahada hem bol gollü galibiyetler aldı, hem çok iyi oyunu ortaya koyuyordu. Bu beraberlik çok da sürpriz olmadı. Ama mağlubiyet olsaydı özellikle çok kötü olurdu. Çünkü yani şu anda tüm maçlarını kazansa yine şampiyon Kastamonu belki ama mağlup olsaydı Amedspor'un en az maçta puan kaybını bekleyecekti. Amedspor'u yenseler bile. Tabii. Amedspor'da İnegölspor karşısında farklı kazandı. 5-2 kazandı. Ben öncelikle kadrolardan başlayayım. Tabii. Daha sonra maçı değerlendirelim. Amedspor'da kalede Aykut vardı. Defansta Uğur Adem Gezer, Alaattin Batuhan Tur, Veli Çetin, Erkan Sasa. Ortada yine Serkan Odabaşoğlu, Oktaydin Mert Çapar, Çekdar Orhan ve Berk İsmail Ünsal, Yılmaz Ceylan hücum güçleri oldu Amedspor'un. İnegölspor'da kalede Bekir Sevgi vardı. Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Furkan Özyapı, Serhat Baştan ki bu iki isim gol attı. Aynen. Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş, Ömer Gür ve Nadir Çiftçioğlu ile sahadaydı İnegölspor. Kadrolarda sürpriz dediğim bir durum var mıydı? Şimdi zaten Amedspor'da sürpriz dediğim bir nokta yoktu. Ben sadece hani hoca yine Taner'le başlayıp Yılmaz'ı sonradan dahil edebilir diye düşünmüştüm ama senin de dediğin gibi Yılmaz 11'de başladı ki Aynen. Erkan Sasa biliyorsun zaten 2001'lik kontenjanını kapatıyordu. Ayrıca zaten otomatikman Onur Karakabak'ta yokken o oynadı ki Berk İsmail'in attığı 5. golde de asisti yapan isim oldu. Onu da söyleyelim. Güzel de oynadı Erkan Sasa. Özellikle tebrik ediyorum. Alaattin Batuhan Tur sakatlanıp yerini Eyüp Özkan'a bıraktı. Hatta biz devre arası olduğu zaman da birçok Amedspor taraftarı yazdı. Neden oyundan çıktı anlamadık diye. Oyuncu sakatlandı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçmiş olsun. Evet. Hafta arasında zaten Kastamonu Spor maçı öncesinde durumu ile ilgili buradan bilgilendirmesini yaparız, onu söyleyelim. Ben maç öncesinde biliyorsun Amedspor'un çok rahat bir maç geçireceğini, Fethiyespor maçındaki gibi aynı Fethiyespor nasıl Amedspor'a karşılık veremediyse işte pozisyona girme, pozisyonlardaki o enerjileri, o atraksiyonlarını sağlayamayacaklarını söylediysem burada da İnegölspor için söylemiştim. Çünkü İnegölspor'un çok kırılgan bir takım olduğunu, çok fazla Amedspor'un bundan faydalanacağını ve Amedspor'un da en az 3 gol atarak kazanacağını söylemiştim. Doğru. Altını çizmiştim hani. Doğru. En az 3 gol atar, o da Amedspor tarafından gelir demiştim. 5-2 bitti. Uğur Adem'den gol bekliyordum. Penaltıyı o kullandı. Çünkü bunu sezon başından beri söylüyoruz. Uğur Adem Gezer ayağına çok hakim bir oyuncu. Hem geriden top oyuna sokarken topu, hem uzun pasları olsun, hem işte duran toplardaki kafa şutları olsun, bir de penaltılarda ayağı iyi olduğu için hocası zaten çok rahat bir şekilde güvenip ona penaltıyı teslim edebiliyor. O da kalecinin soluna doğru, bizim ekranımıza sağa doğru kaleci ters köşeye yatırarak güzel bir gol attı ve skoru zaten 3-0'a getirdi ama öyle bir maç oldu ki tam tersi İnegöl tarafında da söyledik. Furkan Özyapı çok sürpriz bir oyuncu. Aynen. Zaten iyi bir oyuncu. Transfer yapma ihtimali çok yüksek demiştik. Bana göre sahanın da en iyilerinden birisiydi İnegölspor'da. Felaket bir vuruş yaptı. Sol ayakta 3-1 oldu. Güzel gol attı. Orhan Aktaş duran topları etkiledi. Serhat'a o orta açtı. 3-2'ye geldi. Ya 43 ya 44 olması lazım. Sağdan bir orta. Direkten döndü. Direkten döndü. Vuran oyuncu bir anda hatırlayamadım. Kalenin de yani direğin de içine çarptı top. Yani içine çarptığı anda içeri girebilirdi. Dışarıya çıktı top. Aynen. Yani 3-3 olsa bir soğuk duş olacaktı orada. Diyarbakır Stadyumunda ama gol olmadı. 3-2 oldu. İlk yarı öyle bitti ki ikinci yarıya zaten Amedspor hemen 7 dakikada 2 gol buldu ki Mert'in attığı golde Yılmaz'ın asisti var. Ya İnegöl savunması Allah aşkına halı sahada yenilemeyecek gol yediler. Ya İnegöl tekniği yani set zaten olarak çizmiş. Hani deriz ya Aynen. set hücum yapıyor takımlar. Set olarak savunma şöyle duruyor. Yılmaz böyle orta açıyor. Mert buradan vuruyor. Ya hiç kaleci mi uyarmıyor? Stoperler hiç birbirini mi takip etmiyor? Ya İnegöl teknik heyetine zaten bir şeyler söylemek lazım. Hani rakibi hiç analiz edememişler. Hı. Devre arasında mesela 3-2 gerildiğinde İnegölspor'a hani sorsan teknik heyetine hangi dakikada golleneyim diye ikinci yarının başında yemeyeyim derlerdi. Aynen. Bir de 3-2 girmişsin yani. Yani öyle de oldu. Yani şimdi sen hani 0'dan 3-2 yapmışsın. Reaksiyonu yakalayan tarafsın. Hı hı. Senin ikinci yarı daha böyle şey başlaman lazımken, istekli başlaman lazımken rakipten direkt gol yiyip başlarsan zaten aynen maçı da çeviremezsin. Zaten şöyle bir nokta var. Analiz edemediler dedin ya, zaten analiz edemezler. Niye ben bunu söyledim? Çok kırılgan bir takım diye. Zaten maçın gidişatı, pozisyonlar zaten gösteriyor bize. Bak Bahattin Hoca takım başında olsaydı ben şunu demiştim. Belki biraz farklı olurdu ama ben yine Ahmet kazanır derdim. Hani İnegöl'ün bu kazandığı maçlar, playoff'a işte 8 puan kalması noktalarını neden söyledik? Hep Bahattin Hoca ayakta tuttu demiştik. Aynen. Ya şimdi Bahattin Hoca bak gitti, takım aşağı yukarı. Yani %100 fark var. Oyunlarından, saha içerisindeki vücut dillerinden, beden dillerinden mi diyeyim? Yani tamamen dağılmış durumda İnegölspor. Amedspor'da da zaten şöyle bir nokta var. Maça çok hızlı başladı. Çok hücum noktasında direkt baskılı başladı. Hemen zaten 12'de gol geldi ki Berk'in golünde de kafayla vurdu ama sanki orada İnegöl'lü oyuncuya da çarpıyor gibi pozisyonda. Evet. Biraz ters bir müdahale var gibi duruyor. Mert'in golü çok güzeldi. Ki Mert Çapar da zaten bu sene geldiğinden bu yana şu anda 9 golü oldu. Berk İsmail'in de 19 golü oldu. Berk İsmail şu anda... İkişer gol attılar yani. Aynen. Gol krallığında aldı götürüyor. Biliyorsun 16 golde Bekir Böke. O da gol atamadı zaten. Aynen. Bekir Böke büyük ihtimalle zaten geride kalacak gibi duruyor. Eğer bir ekstra durum olmazsa Berk İsmail gol kralı olacak. Ama daha da önemli olan Amedspor'un şampiyon olması. Şu anda puan farkı 3'e çıktı. Ben zaten bu puan kaybını şaşırmıyorum. Söyledim zaten. Özellikle bu Ahmet programında daha çok vurgu yapmıştım. Kırmızı grupta da söyledim. Ha, zorlansa da kazanacağını söyledim ama çok çok zor bir maç diyordum. Zaten dediğim gibi oldu. Maç berabere bitti. Amedspor puan farkını 3'e çıkarttı. Şöyle bir avantaj oldu Amedspor açısından. Kastamonu Spor için de dezavantaj. Burada ona da vurgu yapayım. Kırmızı grupta da yapacağım. Kastamonu Spor taraftarı diyor ki siz diyor işte maçın zor olduğunu söylüyorsunuz. İşte puan kaybı gelirse iş zora girer. Diyor ki biz Ahmet'i yensek gene lideriz diyor. Hani berabere kalırsak derince başına. Evet öyle ama bu sefer puanlar eşit. Diğer türlü derince yense ne olacaktı? 2 puan fark olacaktı Ahmet yendiği zaman da Kastamonu'nun. Yani şimdi sen o avantajı da kaybettin. Tüm maçtan alman lazım. Amedspor bu sefer daha rahat deplasmana berabere gidecek. Bak hatta sana bir şeyle geleyim. Şöyle bir nokta var. Amedspor berabere kaldığı zaman da maçında, Kastamonu maçında puan farkı 3 devam edecek ya. Iğdır maçına daha rahat çıkacak bu sefer. Öbür türlü farklı noktada olsaydı puan farkı mesela örnek veriyorum sana işte Ahmet diyelim Kastamonu'ya gitti. Kastamonu derince yenerek gitti. Bir puanda gitti. O maç beraber bitti. Iğdır maçına çıkması Ahmet'in daha stresli olacaktı. Şimdi Kastamonu'dan beraber dönerse daha rahat. O zaten aynen. Daha rahat. Yani tamam, bir puan anladım. Önde olduğunda da atıyorum %50 rahatsa 3 puanda %80 daha rahat olacak. Öyle bir noktası var. Sen neler düşünüyorsun? Ya tabii ki de aynen. Yani her ne kadar şu anda 3 puanlık farkla görünse dediğin gibi Kastamonuspor yine tüm başını kazansa belki şampiyon ama hı hı. Her anlamda 1 puanlık farkla 3 puanlık farkında psikolojik olarak da etkisi farklı olur illaki. Tabii ki. Şimdi Kastamonu hakikaten çok güzel bir maç bizleri bekliyor. Hı hı. İki takımın da şampiyonluk ümidi oradaki sonuca göre biraz daha şekillenecek gibi gözüküyor. Hı hı. Tabii ki de Amedspor daha avantajlı gidiyor. 3 puan önde ama Kastamonuspor'da sağ ve seyirci avantajını kullanmak isteyecek. Yine ikili avarajdan kaynaklı bu karşılaşmada da alacağı sonuçta rakibinin her anlamda önüne geçmeye çalışacak ama tabii o maçı geldiği zaman daha detaylı konuşuruz. Hı hı. Ama bugün itibariyle Amedspor'da, Diyarbakır'da yaşanan bu hava hakikaten yani şampiyonluk havası şu anda kutlamalar muhtemelen hala devam ediyordur. Hı hı. Biz hemen başladık programı çekmeye. Hakikaten oradaki hava bir başka olacak. Ben sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda merakla bekliyorum. Güzel paylaşımlar da gelir herhalde. Kesinlikle. Bize de çok fazla video geldi. Birkaçını paylaştık. Programdan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz. Biz paylaşınca bazıları diyor ki niye sürekli paylaşıyorsunuz? Kardeşim şu anda 40.000 taraftar oynayan bir tane maç yok yani. Şu an var mı? Zaten Süper Lig'de maç olsa da olmuyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı dışında. Evet. Süper Lig'de zaten maç yok. Diyarbakır'da maç var. Tribünler dolu zaten. Bir de şöyle bir nokta var. Şimdi mesela Amedspor deplasmanı 3 puan farkla gidecek Kastamonu'ya. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Amedspor eğer Kastamonu'ya kaybetmezse şampiyon. Bak bu benim kendi görüşüm. Niye? Kastamonu Spor çünkü Amedspor'un bir maç kaybetmesini bekleyecek. Bak. Beraberlik de değil. kaybetmesini bekleyecek. Aynen. O da ne kadar mümkün olur ve yani Kastamonu hem kalan maçların hepsini kazanacak hem de Amedspor'un bir maç yenilmesini bekleyecek. Mağlup olmasını bekleyecek. Veya iki tane maç beraber bitecek. Yani. Öyle olacak. Şimdi çok da maç kalmadı zaten. Herkes biliyor. Ben Mesut Bakkal'a görüş belirttim. Hala da arkasında duruyor. Bak sonuna kadar duracağım, yanılacağım da burada tebrik edeceğim, çıkacağım. Yani her zaman söyledim. Çünkü Kastamonu tarafında da benim yorumum vardı devre arasında. Yaptığı transferlerden dolayı şampiyon olamayacağını, bu ligde kalacağını söyledim. Zaten ben bu ikisinden birisinden yanılacağım. Ya Ahmet'le yanılacağım ya Kastamonu'da. Şimdi Ahmet şampiyon olursa Kastamonu bu sefer playoff'una kalacağız. Niye gülüyorum? Taraftarlar diyor ki ya sen diyor bize hep diyorsun şampiyon olamayacak. İşte Ahmetler diyor. Kastamonular da diyor ki sen bize devre arası demiştin ki transferlerden sonra işte çok kötüyüz. Bu ligde kalacağız. İkisinden birinde yanılacağım. Ya yanılacağım zaten. Herkesin görüşü hepsi doğru çıkacak diye bir şey yok yani. Ama o zamanki tahmininle şu anki tahminin de değişebilir yani. Çünkü sonuçta bütün dinamikler değişti. Tabii. Kastamonu'da değişti. Hoca, ha bak ne diyorum? Hoca değişti. Oynanan oyun değişti. Ha, zaten onu da söyledik. Gelince Mesut Bakkal'dan sonra hakikaten hani ilk maçlar belki olmasa bile özellikle son maçlarda böyle golsüz falan zaten gene patladı maçta. Desem de bol gollü galibiyetler rahat baskın oyunda kazanıyor yani. Ya zaten artık görüşlerin değişiyor da olabilir. Tabii. Ya zaten şöyle bir nokta var. Mesut Bakkal'ın zaten iyi gidişatını söylüyoruz hep. Bak ben İnegöl'ü zaten yeneceğini de söyledim değil mi? Fethi'yi yeneceğini de söyledim değil mi? Doğru. Yendi. Arnavutköy'de rahat yendi. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Yani söyledim mi? Yendi. Ben zaten Kastamonu maçıyla ilgili bir görüş belirteceğim o zaman. Haftaya geldiğimizde konuşacağız zaten detaylı. Ama şöyle bir nokta var. Şimdi iş yumurta kapıya dayandığında söylemeyeceksin yorumları. Öncesinde bir görüşün varsa arkasında kalacağım. Ben arkasında kaldım. Ha, puan farkı mesela 4'e 5'e çıkar. Baktım iş artık toparlanabilecek noktada değil. O zaman derim ki Amedspor artık şampiyon oldu. Ben de yanıldım. Şimdi haftaya da şöyle bir nokta var. Yine söylüyorum. Amedspor. Kastamonu maçından önce de konuşacağız zaten programda. En kötü beraber ayrılırsa Kastamonu Spor zaten otomatikman şampiyonluktan direkt anlamda bence ipini koparacak gibi duruyor. Yani Amedspor kaybetmezse. Benim görüşüm o yönde. Şimdi karşılaşmaya baktığımız zaman da en önemli nokta şuydu. Amedspor'un sınırda olan oyuncuları sarı kart görmedi. Onu söyleyelim. Uğur kimde oyuna giren? Muhammed miydi? Muhammed sarı kart görüp cezalandırma düştü ama o zaten... Ya Muhammed Enes Durmuş zaten oynamıyor. 11 oyuncusu değil. Aynen. Bu arada yani Muhammed girdi. Muhammed 5 sarı kart oldu ama. Ben 4 biliyorum. Yok. Zaten 4'tü. Muhammed Enes sarı kart ceza sınırına girmedi. Muhammed Enes zaten 4 sarı karttaydı. Gördüğü sarı kartla beraber toplamda 5 sarı kart oldu. Yani bir sarı kart noktası yok cezalandırma. Tamam, ama sporda dediğin gibi zaten yedek oyuncusu da. Hı hı. Ama kalecisinden golcüsüne birçok önemli oyuncusu Kas sınırındaydı. Kastamonu maçının hepsi sahada olacak. Zaten hoca şöyle yaptı. Dakika buradan da bakayım. 66'da Uğur Adem çıktı. Dakika 78'de de Berk İsmail oyundan çıktı. Bu iki oyuncu sınırdaydı. Zaten skor 5-2 olunca hoca otomatikman Uğur Adem'i çıkarıp Berkay aldı. Berk'i de çıkarttı. Direkt o geldi. Zaten. Aynen. Yakal Taylan'ı aldı. Doğru olanı yaptı. Haftaya da zaten bir tek şöyle bir sıkıntı oldu ki şu anda belirsiz ama Alaattin Batuhan Tur sakatlanıp çıktı. Durumu nasıl ne değil bilmiyorum. Zaten haftaya maç öncesi programında bunu konuşuruz deriz. Aynen. İşte oyuncu sakat oynamayacak veya herhangi ciddi bir durumu yok. Rahatlıkla oynayabilecek deriz. Şu anda tek nokta o. Eğer zaten olmazsa da büyük ihtimalle Evspor oynayacaktır. Amedspor'u zaten teknik heyetler eğer durumunda bir ilerleme durumu varsa çok üstün bir şekilde hani o sakatlığını çözüp onu hazırlamak isteyeceklerdir zaten. Aynen. Onu söylerim. Ya İnegölspor her ne kadar şu an hocası olmasa da, her ne kadar deplasman karnesi çok kötü de olsa da, bütün topladık puanları neredeyse ihsada topladılar ama aynen. Hani dedik ya, yani yorumlar gelmişti ya Berk İsmail falan hani bu maçta sarı kart cezası olsaydı temizleseydi falan. Bak mesela bu maç bile 3-0'dan 3-2'ye geldi bir an. Tabii. 3-3'de oluyordu hatta. 3-3 oluyor direkten döndü sarı kart. Berk İsmail'in golleriyle kilidi açtım. Aynen. Mert Çapar'a verdiği pas falan. Yani baktığında her oyuncuya her maçta ihtiyacım var. O anlamda tabii Uşakspor dışında diyoruz her zaman. Uşakspor'u hep ayırıyoruz aynı. O yüzden hem bu maçta katkısını aldı Amedspor. Berk İsmail'in çok büyük katkısıyla galibiyetin baş mimarlarından birisiydi. Hı hı. Hem de skorda geldikten sonra hoca çıkardı. Kastamonu Spor maçını da sakladı. Tabii. Orada da yine sahada en büyük koz olacak Amedspor. Kesinlikle. Zaten dediğim gibi işte hiçbir maçı ayıramıyorsun. Bak aynen. Hiçbir maçı ayıramıyorsun. Şimdi örnek vereyim sana. Amedspor şimdi haftaya Kastamonu'ya gidecek mesela. Tamam mı? Hadi diyelim ki maç berabere bitti. 3 puan farkla yine Amedspor Kastamonu'dan geri döndü. Ondan sonraki hafta da Iğdır'la oynuyor. Diyelim ki Kastamonu maçında bu sefer oyunculardan bir tanesi veya iki tanesi sarı kart gördü oynamıyor. Ne olacak bu sefer? Diyelim ki Iğdır'a kaybettin. Problem. şöyle bir noktada var bak. Şimdi ben Kastamonu ilgili mesela yorum belirtmiştim, yani Derince yenemezse problem olur. Bak şöyle bir problem de var. Amedspor için bak gerçekten hala biten bir şey yok. Bak şöyle bir nokta var. Şimdi taraftarlar sevinsinler galibiyete ama iş bitti noktasına bakmasınlar. Niye biliyor musun? Bak şimdi haftaya bir final maçım var. Ha, Kastamonu yenemez. Zaten Kastamonu Amed'i yenemezse daha fazla sevinsinler. Bak yine söylüyorum. Aslında yine daha fazla sevinmesin ama yine iktidarlı olsun. Ne? Ardından da Iğdır maçı var. Evet. Iğdır'da da Abdülhamit Yıldız kulübe spor direktörü olarak geldi. Evet, hani bir hava değişti. İşte Uşak'ı yendiler ki Uşak'ın zaten yenmesinin herhangi bir ekstra durumu yok. Onu söyleyeyim. Ama şöyle bir nokta var. Kastamonu'ya mesela kaybettiğin takdirde puanlar eşitlenir. Kastamonu seni geçer. Öbür haftada Iğdır maçın var içeride. Iğdır'ın da o çıkacağı maç playoff'un provası olacak. Diyelim ki bir beraberlik durumu geldi. Ne olur? Kastamonu kazanırsa Kastamonu senin bir anda 2 puan önüne geçer. Doğru. Yani o yüzden Amedspor şu anda gerekeni yaptı. Önemli olan bu saatten sonra kesinlikle Amedspor'un tüm maçlarından Kastamonu dışında bir beraberlik koyuyoruz Kastamonu maçına. Onun dışındaki tüm maçlarını kazanarak şampiyon olma. He, bana soruyorlarsa ben hep söylüyorum, Amedspor Kastamonu'dan şu anda 2 gömlek üzere futbol oynuyor. Bugün İnegöl maçında Alaattin Batuhan Tur'un çıkana kadarki presi, baskısı, onun dışında işte baktığımız zaman da Serkan Odabaşoğlu'nun çok iyi bir şekilde oyunu yönlendirmesi. Aynı şekilde yine baktığımız zaman da Çekdar Orhan'ın geriden gelip top alıp oyun kurması, bunlar çok çok önemliydi. O yüzden kesinlikle baktığımız zaman da Amedspor bugün tamamıyla üstün bir futbol oynayan takım görüntüsündeydi ve İnegöl'e de hiçbir şekilde şans vermedi. He, belki maç 3-2'ye geldi ama ikinci yarıya da çok hızlı bir şekilde başlayarak skoru 5-2'ye getirdi. Aynen. Peki oyuncu bazlı şu oyuncular daha kötüydü, daha iyi olabilir dediğin bir oyuncu var mı kazanmasına rağmen Amedspor'da? Şimdi Amedspor'da bence hiç kötü olan bir oyuncu yoktu. Ben de rahatlıkla bugün söyleyebiliyorum. Yılmaz zaten süper oynadı. Yani vasat diyeceğim hiçbir oyuncu hiç aklıma gelmiyor şu anda. Serkan Odabaşoğlu zaten son 2 haftadır, hatta belki de 2,5-3 haftadır diyebiliriz, toparlamış noktada. Zaten geçen hafta golün asistini yaptı. Bugün zaten çok çok iyi oynadı. Berk İsmail zaten her zamanki gibi muhteşem oynadı. Evet. Çekdar belki bugün bir asist gol yapmadı ama Çekdar çok iyi oynadı. Onun dışında Mert Çapar yine dediğim gibi 7 golü vardı. Bu maçta hem gol attı, 2 tane 9 gol yaptı. Hem de Berk İsmail'in attığı gollerde ilk golde yani asisti yapan isim oldu. O yüzden Amedspor'da baktığımız zaman da kesinlikle takımda şu anda bu maç üzerinde herkesin net olarak katkı yaptığını görüyoruz. Doğru. Evet, Furkan Özyapı. Transfer bekliyorum demiştin galiba. Bugün de yine golünü attı. Aynen. Ona da bir parantez açalım. Vallahi Furkan Özyapı sahanın en iyilerinden birisiydi. Gol attığı için söylemiyorum. Birçok atağın başlamasında, oyunun başlamasında Furkan Özyapı'nın katkısı ve desteği vardı. Özellikle attığı golde de sol ayakta çok güzel bir vuruş yaptı ve skoru 3-1'e getirdi. Ardından da zaten yine Furkan Özyapı'nın birçok pozisyonda faul aldırdığını gördük. Birçok noktada ayağındaki topla oyunu yönlendirdiğini gördük. Ben yine söylüyorum, yeni sezonda şampiyon olacak takımların kesinlikle kadrosundan bir şansı bu seneki oyunuyla hak ettiğini düşünüyorum. En kötü playoff, işte şampiyon oynayan takımlar diyelim üstü olarak da kesinlikle şansı ve oraya bir kendini atma noktasını hak ediyor diye düşünüyorum. Peki. İnegölspor'daki belirsizlik için bir şey söylemek ister misin hala? Ya bu sezonu böyle tamamlayacaklar mı sence? Ya İsmail Gökkaya hoca vardı kenarda. O da zaten yardımcı hocalardan birisi olması lazım büyük ihtimalle. Hocayı tanımıyorum. Ya İnegölspor sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Sezon sonuna kadar devam ettikten sonra da yeni sezonda artık bu yönetim kalır mı, kalmaz mı, kongre olur mu, olmaz mı bilmiyoruz. Ona göre bir şekillenme yapacaklar. Zaten baktığımız zaman da otomatikman ligde kalmayla ilgili bir sıkıntıları yok. Playoff'la ilgili bir iddiaları da olmadığı için sezon sonuna kadar da İsmail Hoca'yla mecburen devam etmek durumundalar. Onun dışında zaten ekstra bir olacak durum yok yani İnegölspor'da. Onu söyleyebiliyorum rahatlıkla. Peki. Sen neler düşünüyorsun peki İnegölspor'la ilgili? Ki ben de özellikle sana soracağım. Samet Karakoç'un yedek kalması ile ilgili ben biraz şaşırdım. Acaba bir sakatlık durum vardı. Arda oynadı çünkü. Mesela sen bana biraz önce sordun. Amedspor'da yani ilk 11'lerde bir sürpriz gördün mü diye. Bence Arda Çağdaş'ın ilk 11 oynaması tam sürprizdi benim için İnegöl'de. Doğru, olabilir. Bir de tek değişiklik yaptı İnegöl. Yani yedek kulübesini ben zaten hani... Girebilecek oyuncu yok zaten. Oynattığı oyunu çok anlamlandıramadım. İkinci yarı başlangıcını zaten eleştirdik az önce. Zaten dediğin gibi kadroda da çok yapabilecekleri bir şey yok. Muhammed, Samet Karakoç da belki 11'e başlayabilir miydi? Başlayabilirdi. Ama oyuna girdikten sonra da böyle hani 90 dakika kaldırabilecek bir oyuncu gibi görmedi. Dediğim gibi belki ufak bir sakatlığı olabilir. Sonradan duruma göre alalım demişlerdir. Bence büyük ihtimalle öyle bir sakatlık durumu vardı. Öyle bir durum gibi sezdik yani. Aynen bakalım. Çünkü hani şu anda mesela bak sen diyorsun ki niye kulübeden bir tane oyuncu değişikliği yapıldı. Çünkü İnegölspor'un kulübesi zaten bu ligde oynayabilecek oyuncular yok. Bak şu anda kulübeye Samet Karakoç ayır. O zaten 11 oyuncusu. Onun dışında oynayan tüm oyuncuları koyduğun zaman da bu oyuncular şu anda Uşak Spor'da, işte baktığımız zaman da diyelim ki diğer grupta Adıyaman, Bursa Spor'da orada oynadığı zaman da sen demezsin ya bu oyuncu burada nasıl oynuyor gibisinden. Aynen. Ya zaten girebilecek oyuncu yok, etki edebilecek oyuncu hani yok. Görmek istediğimden bilmiyorum da Muhammed Berkay Tekke'yi biliyorsun. Çok oynadı. Çok oynadı. Belki gördük. Sonradan çok girdi. Ben buradan tekrardan söyleyeyim Berkay'ın oynadığı maçı. 6 tane maçta oynadı. Zaten birçoğunda sonradan girdi. Ama ayakta duramıyor zaten. Ya zaten bu oyuncunun oynayabilecek noktası yok. Bak şu anda ilk 11'de oynayan Ömer Gür bile taraftarın büyük tepki gösterdiği oyuncu. Hatta maçtan önce ilk 11'de 11'ler açıklandı. Herkes baksın şu anda hala yazıyordur. Instagram'da, sosyal medyada yine Ömer Gür 11'de oynuyor. Mecbur oynuyor zaten. Bak bu adam da zaten kötü oyuncu. Ama yapacak bir şey yok. Yetkili. Başka oyuncu yok zaten koyabileceğin. Yani atıyorum Berkay Tekke'ye koysan diyelim ki forvete, Nadir'i sağ açık gibi oynatsan gene aynısı olacak. Doğru. Hani değişen bir şey olmadığı için otomatikman baktığın zaman da hocanın da ya zaten bu kötü niyisi olarak oynatıyor. Bu alternatifsizliklerden dolayı İnegölspor playoff'a giremedi. Yoksa playoff'u da oynayabilir. Alternatifsizliklerden yani değil, daha çok maddi sıkıntılardan tamam dolayı. Işte yani ona getiriyor yani. Paralar ödeyemedin. Aynen. Transfer yapamadın. Oyuncu alamadın ki elindeki oyuncular gönderdin. Bak Uğur Musovatik forvetin gitti. Sol açık Cengiz Ötkün gitti. Bak en önemli oyuncuların gittiği bir kere kafada. Sen dokunuşları yapamazsın. Dokunuşları yapamadın. Zaten göndermeden dokunuş yapman lazım. Aynen. Bak o oyuncular takımda kalacak. Kimse gitmeyecek. Bu takıma 4-5 tane 6 tane transfer yapacağım. Biz çünkü sezon başında ilk devrede bunu söylüyorduk. Bu takım bu kadroyu koruması lazım. Devre arası en az bak en az diyordum ben 6 tane. Ben bunu başkanla konuştuğum zamanda da söyledim. Hatta bana diyordu ki ya 6 tane deme diyor. 2-3 tane nasıl yeter? Yeter mi ya? Yetmez. Bak o oyuncular gitmese bile yetmez. Doğru. Bak gitmese bile yetmez diyorum. Gittiği haldeki sen vehametini bir gör. Bir de gelen oyuncuların kalitesine, verimliliğine, yeterliliğine yeter mi yetmez mi noktasında. Kardeşim futbolda yetecek oyuncu var, yetmeyecek oyuncu var. Her oyuncu iyi desek o zaman tüm takımların şampiyon olması lazım. Hiçbir takımın düşmemesi lazım. Bazen hani yorumlar yapıyoruz, oyuncular bize diyorlar ya, ya abi niye böyle söyledin, niye böyle konuştun, işte çok fena eleştirdin gibi bazı bize yazıyorlar mesela. Hatta örnek vereceğim, Deniz Cört'ten vardı kaleci. Karacabey'e gitti, İnegöl'den ayrıldı. Ben Deniz Cört'ten'i yerden yere vurdum. Niye? Kötü kaleci olduğu için vurdum. Çünkü yani bize izlediğimiz tüm maçlarda bunu gösterdik. Ben Iğdır maçına gittim. Bak Iğdır maçını İnegöl'de statta izledim. Hatta bana bize mesaj yazmış diyor ki sen benim bir maçımı izlememişsindir. Tabii ki bilmiyor ki Iğdır maçını ben orada izlemişim zaten bir kere. En büyük örneği. O yüzden kesinlikle baktığımız zaman da yeterlilik derecesinde oyuncular olduğu için bu sıkıntılar takımlarda olabiliyor. Evet. Var mı başka eklemek istediğin şeyler? Valla ben Amedspor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Çok önemli bir 3 puan oldu. Kritik virajı geçti. Çünkü niye kritik viraj diyorum? Kastamonu'nun maçı aslında daha çok kritikti. Benim gözümde İnegöl maçı kolay bir maçtı. Belki 3-2'ye geldi ama kolay bitti maç. İnegölspor hani zorlama durumu olmadı. Amedspor haftaya final maçına 3 puan önde gidiyor. Berabere kaldığı takdirde Kastamonu'dan lider dönmüş olacak. Onu da haftaya zaten detaylı konuşacağız. Herkesten soru da bekleyeceğiz maçla ilgili. Oyuncuların eşleştirmeleri kadronun tamamına girip çok detaylı bir program yapacağız. Amedspor'un galibiyetini tekrardan tebrik ediyoruz. Aynen. Yani o programı zaten şimdiden davet edelim dediğin gibi. Haftanın değil sezonun maçı belki sezonun de. Sezonun maçı, final maçı. Aynen şampiyonluk için erken final. Hakikaten çok önemli. Bu maç öncesinde Kastamonu Spor'un berabere kalması sadece puan olarak değil moral anlamda da motivasyonla, meta anlamda da o maçı biraz daha Amedspor oranına dezavantajlı başlayacaklarını da gösterdi. Biraz kırdı ama en azından şunu diyebiliyorlar. Kazanırsam lider. Yok onu hala diyorlar. Yani her maçı kazansak zaten lider. Ama yani şöyle bir nokta var. Yine her maçı kazanıp lider olacaktık. Yine şampiyon olacaktık. Yine her maçı kazanıp şampiyon olacağız diyorlardır belki. Aynen. Ama yine de serileri bitti. İşte o maçta ama şöyle bir noktalar oldu. 7-7 yapmışlar. Aynen. Fırat Hoca'yla. Şöyle bir noktalar oldu. Ona vurgu yapalım. Bu çok önemli. Şimdi diyelim ki Kastamonu da bugün kazanmış olsaydı bir puana gidecekti ya Ahmet. O maç beraber bitti takdirde bir puanda kalacaktı. Psikoloji aynı olacaktı. Çünkü Ahmet'in ardından Iğdır maçı var. Ligin sonunda Menemen maçı var içeride. Çünkü o hafta son hafta da olsa sıralamalar gündemde olabilir. Menemen 5. mi olacak, 4. mi olacak, 3. mi olacak ki bugün de berabere kaldı. İşte yani ne kadar İskenderun yendi, ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. En azından Kastamonu şunu diyecekti. Orada sezon bir İskenderun kazandı. Erzincan, Isparta hepsi beraber kaldı. Kastamonu Spor'a hani şey diyecektik. Sezon sonuna kadar kafası daha çok psikolojik olarak konsantre şekilde gidecek diyorduk. Ama şimdi şöyle bir nokta var. Örnek vereyim. Haftaya Kastamonu Spor kazanma takdirde işi bitti. Bak ben bitti diyorum. O psikoloji bile bitirecek oraya. Kaybettiği takdirde mi bilmiyorum. Kaybettiği takdirde, beraber kaldığı takdirde. Berabere de 3 puanda kalıyor zaten, daha ne olacak? Yani ben lazım hiçbir ayrı mesele aynen ama bak diyorum ki Kastamonu bugün kazansaydı, bir puanla gitseydi Ahmet puan farkında, o maç beraber bitseydi yine çok kırılmayacaktı. Ardından Ahmet'in bir de Iğdır maçı var. Takıldığı zaman Kastamonu mi lider? Şimdi öyle bir şey yok. Ama şimdi senin dediğin fark şurada. Şimdi Kastamonuspor bugün yenseydi, haftaya da Iğdır maçında berabere kalsaydı. Iğdır değil, Ahmet maçı. Yok yok, Ahmet Iğdır'la bir sonraki hafta. Tamam. Ahmet Iğdır'la berabere kaldığında Kastamonuspor'a galibiyet geçecekti. Ama şimdi Ahmet'in Iğdır'a gelmesini bekleyecek. Onu demek istiyorsun. Şimdi şöyle, Kastamonu Ahmet maçı var haftaya. 3 puanda gidiyor değil mi? Kastamonu yenemezse 3 puanda devam edip Iğdır'ın yenilmesi bekleyecek. Zaten diyorum ki Kastamonu Ahmet'i yenemezse psikolojik bitecek zaten. Yok tamam, bugün hani Kastamonuspor gelseydi, hı hı, fark 1 olsaydı, Kastamonuspor'da berabere kalsaydı, hı hı, yani Iğdır maçında Amedspor berabere bile kalsa Kastamonuspor galip gelip yine geçecekti. Tabii geçecekti. Ondan bahsediyorum. Tabii öyle olacaktı. Bu avantajını kaybetti Kastamonu. Hem onu kaybetti ve çok şey kaybetti. Sadece Iğdır değil işte, ben ona vurgu yaptım. Son hafta Menemen maçına kadar şansı devam edecekti Kastamonu'nun. Doğru, doğru. Hani Kastamonu'nun psikolojisini haftaya Ahmet'i yenemezse tamamen bitirecek. Bak şu an bitirmedi. Ahmet'i yenemezse bitirecek. Anladım. Çünkü 3 puanlı kalacak. Ahmet zaten o gazla Iğdır'dan beraberlikle bile alsa bile yine bir puan fark olacak. Kasım'ını kazanırsa Ahmet'in şansı yine yüksek. Tabii Amedspor kaybetmezse Iğdır'da. Yine söylüyorum. Biraz önce söylediğim gibi program başında. Kastamonu Ahmet'i yenerse işte o zaman taklaya dönüyor her şey. Niye? Öbür haftada Ahmet Iğdır var. Diyelim ki Ahmet beraber kaldı. İşte bir puan öne geçtiğini fark edeyim. Kastamonu yenerse 2 puan Kastamonu lider. Bak bu sefer nasıl taklaya dönüyor iş. Anladın mı? Tabii işte. İki haftanın aslında ilk bir haftası çok önemli. Yani Ahmet maçının olduğu hafta Kastamonuspor Ahmet. Onu detaylı konuşacağız. Amedspor şu anda psikolojiyi özellikle çok fazla belki almadı aslında ama biraz da kafa olarak mesela hatta şöyle bir örnek vereyim. Manisa Samsun maçı vardı. Yine geçen hafta da o vurguyu yaptık. 2019-20 sezonunda Samsun psikolojik olarak çok üstün gitmişti. Zaten maçı da kazandı 3-1. Aldı, ondan sonra götürdü, şampiyon oldu. Şimdi Amedspor da psikolojik olarak bir tık daha önde gideceği için Kastamonuspor'a göre çok avantajlı. Ben hep söylüyorum, Amedspor çok iyi futbol oynuyor. Şu anda profesyonel liglerde baktığımız zaman da Amedspor'un kadar oyun oynayan bir takım yok. Belki ikincilikte birinciliği kıyaslamıyoruz biz ama oyun olarak takımların bulunduğu lige göre baktığımızda Amedspor gibi şu anda gol atan, vura kıran, maç alan bir tane takım yok yani. Evspor biraz alıyordu. Evspor bile son dönemde Ahmet kadar götüremedi yani. Doğru. Düşün. Bugün bile Altay maçında bir maç 1-1'e geldi falan. Tabii. Evet. O zaman yayınımızı noktalayalım. Amedspor galibiyetine göre tebrik ederiz. Kastamonuspor Amedspor özel maç değerlendirmemizi özellikle bekliyoruz ki dediğimiz gibi sezonun önemli maçı. Kesinlikle. Kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Senin de son sözlerini alalım. Ben de sana teşekkür ediyorum tekrardan. Haftaya da yine detaylı konuşmaya devam edeceğiz. 35. hafta maçlarını. İzleyen herkesten öncelikle kanalımıza abonelik, ardından videomuza beğeniyorum ve sonuna kadar izleyip özellikle paylaşmalarını bekliyoruz. Ben maçla ilgili biliyorsun Uğur Adem gol atar demiştim. Uğur Adem gol attı. Aynen. Haftaya değer bir hissiyatımız olursa maçla ilgili onu da programda belirtiriz. Herkese de çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bize takip etmelerini bekliyoruz. Peki. O zaman ben de bütün takımlarımıza başarılar diyelim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran VidiSport'un sunduğu Trivela Spor sona erdi.